Selam arkadaşlar, ben Selim Işık. Yeni bir Nasıl Çalınır videosunda daha beraberiz. Tabii ki her zamanki gibi sadece şarkıyı çalmayı değil, bir sürü çok değerli bilgi vereceğim size. Kulaklarınızı, gözlerinizi iyi açın. Şarkımız meşhur Fikret Kızılok'un Gönül şarkısı. 6-8'lik bir şarkı. Phrygian, yani bizim Kürdi makamında açılıyor. Bu Phrygian'a Phrygian de deniliyor. İşte bu Yunan uygarlıklarından geliyor, bu Phrygialılardan. Tonumuz C Phrygian. Ne demek Phrygian? Mod 3. Yani ne yapacaksınız? 2 tam ses geri. Daha önce öğrenmiştik. 2 tam ses geri. Yani sol majör. Sol İonyan oluyor. Demek ki 1 diyezli. Yani fa diyez alan bir ton. Zaten şarkının içinde nakaratında sol majöre döndüğünde göreceğiz. İlk defa 6-8'lik bir parça yazacağız. Hemen şuradan ölçümüzü belirliyoruz. Üst taraf 6. Alt taraf 8. Genelde 3-3 şeklinde olur. Hemen zaten kendi otomatik verdi. Şarkımızın tonu C Phrygian, yani bizim Kürdi makamımız. Bu da sol majöre denk geliyor. Yani fa diyez alıyor. Zaten şarkının devamında da bir sanki böyle bir küçük modülasyon gibi sol majöre bir dönüş yaşanıyor. Onu da zaten göreceğiz. Hemen şuradan belirleyelim. Sol majör diyelim. Şuradan sol majör dedik. Fa diyezi koyduk. Şimdi alt 8'lik fa diyezimiz var, her şeyimiz var. Ben genelde hep böyle bir boşluk bırakırım kayıt için. Şöyle bir, ya da işte bir davul saysın vesaire saysın, hani gitar prolozda çalışıyoruz ya. Oradan da yani direkt başlamasın. Gerçi buradan yine countdown, yani önceden sayma koyabiliyoruz ama yani gerek yok. Ben bunu manuel olarak kendim yapıyorum. Her şarkımda vardır böyle bir ölçü, iki ölçü boşluk. Yani play'e bastığım zaman gitarıma dönmem, hazırlanmam, pedalıma basmam için bana vakit kazandırsın diye böyle bir boşluk yaratıyorum kendim. Hatta bir de davulla burada metronomda koyuyorum. Şimdi de koyayım. Gördüğünüz gibi bakın üçlü şekillendi. Şu birleri kuvvetli verin anlaşılsın diye. Evet, şarkımızın ismini falan da yazalım şuradan. Şu anda X olarak gözüküyor. Evet, Gönül Fikret Kızılok. Tabi da kendi nacizane adımı yazayım yani. O kadar uğraşıyorum değil mi? Bildiğimiz 6-8'lik kalıbı daha önceki derslerden hatırlarsınız. 1-3-2-2-3-1-3-2-2-3 şeklinde çalınıyor. Bu şarkıda da böyle kullanmış ritim gitarda. Kökü bu. Altyapıda bu gizli. Arpej var tabii ki daha üstte. Arpeji de göstereceğim ayrıca. Şarkımızın bölümleri var. Bu şarkı zor bir şarkı. Çalım açısından değil. Bare basıyorsanız zaten artık bunlar sizi zorlamaz. Şarkının zorluğu bence hiçbir kalıba uymaması. Biz müzisyenler birçok şeyi kalıplar halinde kafamızda tutarız. Mesela akor kalıpları nedir? İşte mesela İspanyol kalıbı. Şarkı İspanyol olsa deriz ki İspanyol dörtlüsü. Bu şarkıda hiç kurulacak bir durum yok. Hiçbir kalıba uymuyor. Tabii ki belli bir gamı vesairesi var ama bu kalıp olduğu anlamına gelmiyor. Melodi, şarkının melodisi nereye götürürse öyle bir akor yapısı, akor dizilimi var. O yüzden ezberlenmesi zor. Ve ben size bu derste en çok bundan bahsetmek istiyorum. Yani aklımızda nasıl tutacağız? Şarkının trafiğini nasıl çıkaracağız? Şarkıyı nasıl yazacağız? Yani bu ders aslında çok önemli bir ders. Sıralı gidelim. Önce çalayım, çaldığımı göstereyim. Ondan sonra nasıl yazılıyor, trafik nasıl çıkarılıyor, onlara da bakalım. Girişte bir ölçü C. Penayla çalıyorsanız üst alt şeklinde çalacaksınız. Elle çalıyorsanız da aynı şekilde. Onları daha önce anlatmıştım. Bir daha boşuna göstermeyeyim. Ama dikkat edin, ikinci ölçüde C la ile paylaşıyor. İsterseniz ritmi aynı şekilde devam edersiniz. İsterseniz 1-2-3-1-2-3 şeklinde de yapabilirsiniz. Zaten çaldıkça, bu sahiliniz oturdukça çok daha güzel hissiyatını vereceksiniz bu ritmin. Dediğim gibi bir 6-8-2 hissiyatı var. Yani 1-3-2-2-3, 1-3-2-2-3. Ritim gitarda bu net bir şekilde duyuluyor. Bir üst vurdunuz diyelim. Yani bu burada olabildiğince kulağımızı
bozmayacak şekilde yazmamız önemli. Üstten vurdunuz. Genelde buraya kadar inmezsiniz ama hadi indiniz diyelim. Dönerken asla şu yukarılara vurmayız. Şu ikisi de üst vuruş olur. Alt 8'lik derslerimizde zaten bunları anlattıydık. Sonra altla başlar. Altla başlayacağı için yine hadi bir tane de benden olsun. İlk vuruş olduğu için. Alt. Üst ne olacak? Şuradan alsın. Ve alt tekrar. Pera vuruşlarını da yazalım. Ne kadar güzel oldu görüyor musunuz? Kopyalayalım. Burada akor değişecek. La minör olacak şurası. Dediğim gibi o tadı değiştireceğiz. Böyle de olabilir. Yani bu kadar net şeyler yok. Dediğim gibi ritim belli. Akorlar belli. Yapacağımız şey belli. 3 aşağı 5 yukarı. Yani mesela ne yapabiliriz? Burada ikisini de üçlü çalabilirdik. Ya da tek bir akor basabilirdik şurada. Si, la, si, la. Yani böyle küçük oyunlar. Zaten bu oyunları oynamaya başladığınız zaman cover yapmaya başlıyorsunuz aslında. Arpej için neler yapabiliriz? Hemen arpejini de penayla göstereyim. Şimdi burada yine aynı duyguyu verebiliriz. Bakın 1, 3, 2, 2, 3, 1. Yine belli bir şey tutturup, belli bir formül tutturup bütün şarkıyı o formülde devam edebiliriz. Benim kulağıma şarkıda bu hissiyat geliyor. Ritim de bunu verdiği için. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3'ler. 1, 2, 3. Girişi şöyle çalabilirsiniz. Ya da bu şekilde çalabilirsiniz. Bir net 6-8'lik hissiyatı var. Yani 1-3-2-2-3-1 3-2-2-3 gibi bir hissiyat var. Ben de öyle yazmak istiyorum. Şöyle bir. Bu da yavaş. Bakın zaten bir şeyler yazmaya başlayınca hissettik hızlarını, yavaşlığını, hızlılığını. 140 yapalım. Şimdilik böyle kalsın. Melodiyle daha iyi anlayacağız çünkü. Lettering arpeji olduğu zaman seslerin üst üste gelmesi gerekiyor. Bakın arpejin tadı başka. Şimdi şöyle yapıyor anladığımız kadarıyla. Bir si, bir ölçü daha si ama sonra la yapıyor şurada. Böyle olabilir. Şöyle olabilir. Gördüğünüz gibi tercihlerimizi belirliyoruz. Ölçümüz belli, tonumuz belli, akorlarımız belli. Evet, hoş oldu bence. Parmakları yazabilirsiniz. Şurada klasik gitarda ya gitar pro'nun sonradan değiştiğini bilmiyorum ama bu versiyonda şu T, P olacak bu aslında. Tump herhalde bunun yani o baş parmağın slap'te de bu kullanılıyor. Oysa ki klasik gitarda P olması lazım bunun. Ama burada böyle maalesef. Bunu da P ile olsun. Bu da M, I, M, I, P diyelim. Pena ile çalanlar olsaydı nasıl olur? Aşağı inerken üst ineriz. Dönerken alt döneriz. Bunu yine üst olarak da kabul edebiliriz. Alt olarak da kabul edebiliriz. Çalım tarzında göre değişebilir. Bunların hepsini üste vurabilirsiniz. Üst üst alt da yapabilirsiniz.
Bunu iki kere yapıyor. İsterseniz copy paste yapın. İsterseniz hemen şuradan röplizlerimiz var. Röplizlerimizi koyun. Evet, introyu yazmış olduk. Hemen melodilere bakalım. Şimdi melodinin altındaki ritmi çalıyorum size. Şimdi bunların nasıl yazıldıklarına bir bakalım. Şimdi şarkının bazı bölümleri var. Öncelikle bunları kafamızda tutmamız lazım. Bir introsu vardır şarkının. Bazen introdan ayrı bir melodi ya da ekstra bir solo olabilir ki bu şarkıda da var. Melodi diyelim ona. Melodi ile soloyu da ayırt edelim. Mesela melodi daha basit ve şarkının genel temasını veren şeylere melodi deriz. Bir de solo dediğimiz gitaristlerin de çokça çaldığı. Daha böyle serbest bölümler vardır. Daha böyle seri bölümler vardır. Onlara solo diyelim. Bunlara melodi diyelim. Verse dediğimiz şan da deriz bunlara. Şan bölümleri vardır. Bu bazen birdir, bazen ikidir. Burada bir tane var. Ve chorus, köprü vardır. Burada köprü de yok. Bridge denilir. O da yok. Direkt chorus'a geçiyor. Bizde buna nakarat deniliyor arkadaşlar. Intro, melody, verse, chorus. Şimdi introya bir bakıyorum. Gitar Pro'dan. 6-8'likti hatırlayın. Bu bir ölçü sürüyor. Yani bir ölçü si minör sürüyor. Şöyle ölçüleri böyle kutu kutu kapatabilirsiniz. Burada çok önemli bir şey var. Ölçünün yarısı si minör, yarısı la minör. Tam yarım yarım olduğu için şöyle bir şey çekerseniz bu da akorların yarım yarım olduğunu gösterir. Bunu iki kere tekrarlamış. Ben genelde böyle çarpı 2 ile gösteririm. Repriz de yapabilirsiniz şöyle. Aynı müzik notalarında olduğu gibi. Çarpı 2 daha belirgin gözüktüğü için çarpı 2 iyidir. Evet, melodiye geçtik. Melodide 2 ölçü si minör gitmiş. Yine şöyle kapatabiliriz. Şöyle yüzde işareti kendini bir daha tekrar ettiğini gösterir ölçünün. Sonra la minör yine 2 ölçü gitmiş. Yine bir yüzde işareti koyarsınız. Sonra do majör. Hızlı yazıyorum. Hemen vakit kaybetmeyelim diye. Daha temiz yazabilirsiniz. Do majör de 2 ölçü gitmiş. Sonra tekrar si minör. Yine 2 ölçü. Oradan sonra melodinin tekrar ettiği yer. La 2 ölçü. Gördüğünüz gibi bakın bir döngü bir şey yok. Herhangi bir baz alacağınız bir şey yok. O yüzden ezberlemesi çok çok zor. Do majör. Yine 2 ölçü. Ve ne oluyor? Si minör, la minör oluyor. Si minör, bir ölçü. Bakın hiç bir iki oldu, bir bir oldu, bir başka bir şey oldu. Bir döngü yok maalesef. Ondan sonra nereye bağlıyor arkadaşlar? Verse'den önce şurada bu arada introyu bir daha çalmış. Ne yapacaksınız? Hemen buraya bir yere intro yazacaksınız. Ne oldu? Melodi bittiği zaman. Ha, bu arada melodi iki kere. Yine çarpı iki. Onu da belirtiyorsunuz. Sonra intro bir daha çalınıyor. Yine aynı şekilde iki kere. Sonra şan. Verse dediği. Yani bundan birkaç tane varsa bir de diyebilirsiniz. Şan bölümü başlıyor. Hemen bakıyorum. Buradaki verse'ümüze bakalım. Gördüğünüz gibi ritim aynı olduğu için sadece akor değişimlerine bakmamız yeterli. Burada do 4 kere çünkü melodi var. Introda her dönüşte var. Evet, verse. Bakalım ne yapmış verse'te. Yine tabi tonumuz si minör. Si minörle girdi. Yine 2 ölçü. Ha, burada bakın yine hiç belirsiz bir şey re majör yaptı. Bunu nereden aklınızda tutabilirsiniz? Si minörün ilgili majörü. Re majör. Oradan aklınıza tutarsınız.
Bir de şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burada La minör yerine Si minör geldi. Çünkü peşine yine Do majör koydu. La minör Re majör oldu diye düşünebilirsiniz. Do majör. Burada şöyle bir durum var. Do majör sanırım şeyde kayıtta melodi olduğu için, burada bir enstrüman çalındığı için iki ölçü de burada şarkıda bitiyor ama burada bir de enstrüman koymuşlar. O yüzden dört ölçü olmuş sanırım. Bunu canlı çalarken birçok insan şu ikiyi çalmaz enstrüman yoksa. Böyle geçer. Do majörden sonra La minör yapmış. İki ölçü. En sonunda da bir ölçü bir ölçü Re do, Re majör, Do majör yapmış. Bakın ikisinin sonunda da birer ölçülük bir hikaye var. Bunlar akılda tutması en zor şeyler. Yine burada bir bağ kurabildim ama şunlara özellikle başka şekilde aklınızda tutmanız lazım. Evet, bundan sonra her arada da yine tekrar bir introyu çalıyor. Şimdi değişime bakın nasıl majör olacak. İşte nakarata geldik. Tekrar yaptı, başarılı. Tamam, doğruymuş. Evet, bundan sonra ne yapıyor? Artık bundan sonra işimiz kolay. Şu korusa bir bakalım, bir ilişki kurmaya çalışalım. Bir kere ton değiştiğini biliyoruz artık, sol majör, onu şaşırmayız. Sonraki şu döngü yine yukarıdaki döngüye çok benziyor. Ama şurada hiçbir benzerlik yok. La si oldu bak. Burada si ilaydı, burada re doydu, burada la si. Hiçbir benzerlik yok. Yani bunları kendi şahsına münhasır aklınızda tutmanız gerekiyor. Burada ne oluyor? Bakalım. Burada re, do, la. Dediğim gibi burada hiçbir bir benzerlik yok. Yani kafanızda burada bir şey oturtturmanız gerekiyor. Ve çok tekrar etmeniz gerekiyor. Ve en önemli şey şuna bakmayacaksınız arkadaşlar. Yani biraz çalışacaksınız. Bölüm bölüm, tek tek, tek tek, tek tek. Sonra bir yerden sonra bir daha bakmayacaksınız buna. Yanlış da çalsanız bakmayacaksınız. Baktığınız zaman ezberleyemiyorsunuz. 1000 kere çalsanız bu şarkıyı, 1001. de yine bakmak isteyeceksiniz buna. Kendinize bunu yapmayın. Göz teması kurmanız lazım seyirciyle. Kendine bakmayan bir şarkıcıyı, bir solisti kim ne yapsın? Bir de bunu klasik gitarla görelim. Yavaş gösteriyorum. Kalınları P ile 1, 3, 2, 2, 3. İnceleri yine M, I, P. Yani kurallara uygun. İsterseniz daha da alttan alabilirsiniz. Bu da olur. Yani dediğim gibi akor belli, ritim belli. Böyle de olur. Böyle de olur. Ritim. Standart alt 8'lik ritim, üst, üst, alt, üst, alt, üst, üst, alt, üst, alt. Asıl şarkının asıl yapısı, asıl melodi, daha çok böyle 3-4'lük kıvamda. Ama bu ritimde yakışmış. Melodinin altını çalayım size. Bütün şarkıyı bu ritimle çalabilirsiniz. Evet, sonra şarkı tekrar ediyor. Aynen bunları tekrardan çalıyor. Sonunda da nakaratı iki tekrar yaparak şarkıyı bitiriyor. Çok faydalı bilgiler verdiğime inanıyorum. Siz de kanala destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Ve biz de size çok güzel içerikler üretmeye devam edebiliriz. Hoşçakalın.